saat konusu. Aslında hırsızlık konusu. Ben öğrendim o konuyu. Aslında Asena'nın başının altından çıkmış her şey. Öğrendim. Babana söyledin mi peki? Yok, söylemedim. Gerek kalmadı. Niye? Çünkü Asena Hanım kendini imha edecek başka bir şey buldu ve babam boşanma kararı verdi. Boşanma kararı mı? Hı hı. Ailece kızınıza yetişilmiyor cidden. Bir övüyorsunuz, sonra hırsız diyorsunuz. Akşamki karı koca hali sabah birden boşanmaya dönüşü veriyor. Bayağı tuhaf. Yani evet, pek normal bir aile olduğunu söylenemez. Sen üşüdün herhalde biraz. Al istersen şu çayı. Yani ben ellerini tutup ısıtırdım seni ama... sen aşırı tepki verirsin diye korkuyorum. Sakın kalkışma. Tamam ya. Tamam, sınırımı biliyorum. Yapacaksınız. Arkadaşlarına yine kitap mı konuşacaksınız? Evet. Birazdan pijamalarımızı giyeceğiz. Şöminenin başına geçeceğiz. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabını yorumlayacağız. Neyse, biz kalkalım artık. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Sen de hemen uyumaya gidiyorum demeyeceksin herhalde. Hadi size iyi geceler. Ben sabah otobüse yetişeceğim diye sabahın köründe kalktım. Ölüyorum uykusuzluktan. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Ve nihayet kırmızı başlıklı kızla baş başa kalabildim. Restoranda olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Canım. Sağ olun. Sen rica etsem bunları çantana koyabilir misin? Koyarım tabii de sen sonra... Yok yok, sen gerisini söyleme çünkü ben gerisini biliyorum. Hiç hatırlamak istemiyorum. Zaten aklımdan da çıkmıyor. Anlat hadi. İşten de ayrıldın. Nasıl yeni iş bulacaksın? Yardım etmemi ister misin? Ben işimi buldum bile. Nerede buldun? Fresh Spor Merkezi var ya. Biliyorsun biz hepimiz oraya üyeyiz. Hiç şaşırmadım. Yani üyeyiz dediğime bakma. Toplasan 10 kere falan bile gitmemişimdir. Ne güzel işte. Aynen böyle devam et. Ha, ayağımın altında dolaşma diyorsun yani. Yani. Peki sen bu işi nasıl böyle hemen buldun? Vallahi en az sizin kadar bizim de çevremiz var Selim Bey. Hı. Annemin bir arkadaşının aracılığı sayesinde buldum. Kim? Orada çalışan biri falan mı? Evet. Orada çalışan biri. Yalnız oraya hep ukala tipler gider. Saçma sapan hareketler yapıp seni sinir edebilirler, haberin olsun. Ben alışkınım saçma sapan hareket eden insanlara sanırım. Sustum. Bir şey demedim. Hayırlı olsun yani işte. Sağ ol. Peki bana olan bu kızgınlığın ne zaman geçer? Kim bilir? Kim bilir? Serra Yıldırım. Selim Kutlusay'ı. Selim, ne yapıyorsun? Kalkar mısın? Affetmen için önünde diz çöküyorum. Lütfen özrümü kabul et. Kalk lütfen. Affettim, Selim demeden kalkmayacağım. Of, affediyorum. Affediyorum Selim'ciğim.
Affettim Selim'cim. Kalk, kalk. Barıştık mı? Barıştık. Ama bir sonraki level'ı atlamadın. O yüzden abartma. Başka bir arzunuz var mı? Kapatıyoruz. Yok yok. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tamam. Çok geç olmuş. Hadi biz de odalarımıza geçelim artık. Hadi kalk. Telefonum benim çantamda kalmış. Babaannen aradı da iki kez üst üste. O yüzden getireyim dedim. Geri aramayacak mısın? Yani ara istersen, önemli bir şeydir belki. Bir daha hayır. Anlamadın ya.
yanında senden başka. Ben koşuyorum sonu senle aşka. Sen sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda. Kalsak da belki Irak'ta. Çıkamaz bu adam bir daha bataktan. Terk etme beni asla unutmam. Bakamam bir daha hayatı umutla. Kanatlarım kırıldı rüzgardan. Dalgalansın saçın omuzlarımda. Ondan geriye saymaya başla. Benimle bir ömür aşkla yaşlan. Tutuldum sana aşığı baştan. Koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sen beni evet doğru. Bu adam serseri. Gittiğimiz yerler caddeler. Şimdilerde güzelim sersefil. Aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı. Yarım kalsaydık daha da iyiydi. Keşke yalan olmasaydın. Her şeyini anlarım tek bir bakışla. Kokunu içime kazı ya da nakışla. Gözlerini bulurum ben bu ufukta. Damlalar süzülür yüzde ufaktan. Bir yanlış ettik. Sevmek de yetmiyormuş bana. Görmezi gördürsem de niye gözler doldurursun, çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürsün. Al seni olsun ömrüm. Ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm. Ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarım. Sol yanıma al iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün karı. Şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün karı. Şiirsin yarim. Serra Yıldırım. Söylediğimi duydun mu? Duydum. Ben hayatım boyunca ilk defa birine seni seviyorum dedim. Sen bir şey demeyecek misin? Yeterli bir cevap değil mi?
yara izin var. Öyle kolay kurtulmuyor Serra Hanım. Dün gece... Selim yine mi aynı konu gerçekten? Bu kendini önemseme hali mi? O ne demek Serra, ben anlamadım. Evet, ilk erkek arkadaşım sensin. Ve ben ilklerimi seninle yaşadım. Ama zaten ben hayatımdaki her şeyin... istediğim zaman... istediğim kişiyle... istediğim şekilde olmasını hayal ederdim. Ve öyle de oldum. Yani senin için anlamsız ve sıradan bir gece miydi? Selim, sıradan mı dedim ben? Serra, bana teslim olmak bu kadar mı zor? Ne olur sanki seni seviyorum desen, dün gece benim için çok özeldi desen ne olur? Konu buraya nasıl geldi gerçekten? Ben bazen seni hiç anlamıyorum. Hayatımdaki herkesin sana senin istediğin şekilde davranmasını bekliyorsun. İlgi göstermesini. Senin beklentilerin yüksek. Sen senin istemediğin şekilde davranılınca sinirleniyorsun. Ve bu beni korkutuyor. Dün geceden beri zır zır arıyorsun baba ya. Ne var? Ya aç istersen. Babaannen de kaç kez aradı, geri dönmedin. Önemli bir şeydir belki. Efendim baba. Selim. Neredesin sen ya? Dün geceden beri hepimiz ölüyoruz meraktan. Sana da günaydın babacığım. Ya başlatma şimdi günaydınla falan. Ya abartma, tamam sakin konuş. Ya ne abartması ya? Hadi benim aramalarıma cevap vermiyorsun. Babaannenin telefonuna niye bakmıyorsun ya? Kadıncağız ölecekti meraktan. Zaten kalp hastası. Sen ne zaman sevdiklerine değer vereceksin? Onların sorumluluklarını taşımayı öğreneceksin ya. Selim. Yeter be. Sen beni etmekten ne zevk alıyorsun? Ha? Bir de karşıma geçmiş sevdiklerimin sorumluluğu masalını anlatıyorsun. Duran da seni bu konuda uzman sanır. Ne oldu? O yere güve sığdıramadığın Asena Hazretleri elinde patlayınca hızını benden mi çıkarmaya karar verdin? Doğru konuş. Ya neredesin sen? Bebekte değilmişsin. Size ne? Size nerede olduğumun hesabını mı vereceğim? Selim. Abantayım. Abantama. Ne işi var senin orada ya? Kiminle oraya gittin? Serra'ylayım, oldu mu? Serra'yla mı? Sen bize yaptığın gibi kıza da asabi davranırsan... ilk günden gerçek yüzünü görür. Koşarak kaçar yanımdan. Baba. Yalan mı? Sen nasıl bir ilişkinin sorumluluğunu taşıyacaksın? Boyundan büyük işlere girip kızın canını yakarsan... O zaman görürsün gününü. Yeter! Çocuk azalar gibi!